Şimdi sadece tek malzemeyle çok amaçlı bir kutu hazırlayacağız. Sadece keten ipi kullanacağız. Onun dışında bir de yapıştırıcıya ihtiyacımız var. Ben sıcak silikon kullanacağım. Onun yerine kuvvet bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl yapıldığına bakalım. Öncelikle ipimizin en ucuna şu şekilde biraz silikon sıkıyoruz. Ve bunu olabildiği kadar küçük bir şekilde kendi etrafında yuvarlıyoruz. Daha sonra bu ilk yuvarlama işlemini yaptıktan sonra bu şekilde kenarlarına biraz daha silikon sıkıyorum. Ve tekrar kendi etrafında şu şekilde bir tur daha döndürüyorum. Daha sonra bu işlemi sürekli olarak tekrarlamaya devam edeceğim. Alt tabanını oluşturuyoruz şu anda. Şu an kutumuzun altını yapıyoruz. O yüzden ne kadar bir kalınlıkta, ne kadar bir büyüklükte olsun istiyorsak o büyüklüğe gelene kadar bu yapıştırıp sarma işlemine devam edeceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi böyle sarmaya devam ediyoruz. Kutumuzun tabanı istediğimiz boyuta kadar geldikten sonra bu sefer yukarı doğru çıkma aşaması başlıyor. Şurada en son sarma işlemini bitirmiştik gördüğünüz gibi. Ne yapıyorduk biraz önce? Hep böyle yana yana doğru sıkıyorduk. Şimdi tam tersi bu üst kısma doğru sıkacağız. Şöyle en son yaptığım yerde üstüne doğru sıkıyorum. Ve bu sefer yukarı doğru yapıştırıyorum. Çünkü artık yüksekliğini oluşturmamız gerekiyor. O yüzden yukarı doğru sıktım. Bundan sonra hep bu şekilde devam edeceğim. İstediğimiz boyuta geldiğinde son kısmında şekilde. Daha sonra böyle bir kutu elde ediyoruz. İsterseniz daha fazla da bir yükseklikte yapabilirsiniz. Daha sonra hangi amaçla kullanmak istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Diğer fikrimiz için iki tane farklı boyutta plastik kapağa ihtiyacımız var. Küçük olanı bir kenara ayırıyoruz. Büyük olanı kartonun üzerine koyuyoruz. Bir kalem yardımıyla bu şekilde çizip şeklini çıkartıyoruz. Daha sonra kartonumuzu bu şekilde kesiyoruz. Bu şekilde kestikten sonra küçük plastik kapağımızı alıyoruz. Şu şekilde kenarlarına yapıştırıcı sürüyoruz. Daha sonra kartonun tam ortasına denk gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey elde ediyoruz. Daha sonra bir hasır ipi kullanacağım. Tekrar yapıştırıcımla buraya biraz sıkıyorum. Hasır ipimi tam bu şekilde buraya yapıştırıyorum. Daha sonra bu şekilde etrafına yapıştırıcı sıktıktan sonra kendi etrafımda sarmaya başlıyorum.
Evet, bu şekilde bir süs şapkası elde ettik. Şimdi bunu biraz süsleyelim. Bu yapacağımız fikir için bize biraz tutkal ya da başka bir yapıştırıcı, bir tane evimizde bulunan soda şişesi ve süslemek için bir de sim gerekiyor. Masamız tutkal olmasın, başka yerlere de bulaşmasın diye altında gazete kağıdımızı seriyoruz. Daha sonra şişemizi alıp tutkalımızdan şöyle biraz sıkıyoruz. Daha sonra bunu fırçamızla İyice şişemizin her yerine sürüyoruz. Sürme işlemimizi bitirdikten sonra simden alıp bu şekilde döküyoruz. Daha sonra bu şekilde fazlalıklarını geriye gazete kağıdımıza döküyoruz. Bu şekilde tamamına tutkalımızı sürüp simleri yapıştıracağız. Bunu bu şekilde hazırladıktan sonra yapabileceğiniz birçok şey var. Bundan sonra size kalmış. Ben mesela önceden ağaç dallarına pompon yapıştırarak hazırladığım şeyler vardı. Bunlarla süslemeyi düşünüyorum. Bu şekilde koyacağım. Ve ben bu şekilde kullanacağım. Siz isterseniz içine başka şeyler koyabilirsiniz. Ya da hiçbir şey koymadan da bu şekilde kullanabilirsiniz. Öncelikle bir tane soda şişesinin kapağını alıyoruz. Daha sonra ihtiyacımız olan diğer malzemeler bir tane beyaz oje. Onun dışında üstünde renk süslemek istiyorsak o renklerde oje. Öncelikle kapağımızı beyaza boyuyoruz. Daha sonra üzerine diğer renklerle ojelerle süslüyoruz. Kuruduktan sonra arkasını çeviriyoruz. Biraz sıcak silikon sıkıyoruz. Ve mıknatısımızı yapıştırıyoruz.